Merhaba arkadaşlar, oyuna gelme kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuzun adı arkadaşlar Dead by Daylight olacak. Dördüncü bölüm arkadaşlar. Çok sevdiğim bir oyun, zevkle oynadığım bir oyun. Yeni bölümünü eklemek istedim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gidecektir. Ve şimdi saniyeler sıfırlanması lazım arkadaşlar. Bu arkadaş grubunu tanımıyorum arkadaşlar ama umarım bomba gibi bir oyun olur. Paslaşırız birbirimizle. Hangi ülkeden katıldıklarını da bilmiyorum arkadaşlar ama bu benim için zaten fark etmiyor. Ben kendi oyunuma bakacağım şimdi. Elimden geldiği kadar yardım edeceğim, makine tamir edeceğim ve kendi ülkemi sanal alemde iyi temsil etmeye bakacağım. Ve birazdan da oyun başlayacak arkadaşlar. Ve oyun başladı. Hemen arkadaşlar, makine nerede? Onu bulmam lazım. Bakalım nerede? O arkadaşlar görüyorsunuz, seri katil psikopat gibi koşturuyor. Ben de buradan hemen kaçmam lazım arkadaşlar, daha oyunun başında. Hemen ölmek istemem. Evet, makineyi bulduk. Öbür bölümlerde anlatmıştım arkadaşlar. Şayet makinede yalnızsanız bir makineyi yapmak uzun sürüyor. Ve yine anlatmıştım öbür bölümlerde. Şayet makine yaptığınızda kamerayı sağa sola çevirin. Ama tabii bu açıdan çeviremezsiniz. Çünkü duvarın yanında. Ve elimden geldiği kadarıyla da arkadaşlar oyunu anlatmaya bakacağım ama bir yandan anlatınca bir yandan da tamir yaptığınızda gerçekten, yani ben kendi adıma konuşayım, zorlanıyorum çünkü bakın kalp ritmiyle şarkıyı duydum, hemen makineyi bıraktım. Bir yandan da konuşunca kalp ritmini ve şarkıyı biraz zor duyuyorum. Ama elimden geldiği kadarıyla da arkadaşlar anlatmaya bakacağım. Az kaldı makinenin bitmesine ve iki arkadaşımız, pardon, bir arkadaşımız yaralı. Evet, makineyi tamir ettim. Bir arkadaşımız kancalı arkadaşlar. Ya yardım edeceğim ona arkadaşlar. Ama kendim de dikkat etmem lazım. Çünkü zeri katil kancaya taktığında o kanca etrafında dönüyor. Şimdi ben oraya gidersem arkadaşlar beni de yaralayabilir. Onun için yavaştan yavaştan dikkatli ilerliyorum. Arkadaşı kurtardık. Yani dikkatli olmak lazım. Gerçekten bakın, yine arkadaşım birisini yaraladı. Herhalde yine kanca yasacak. Ben de ikinci makineyi buldum arkadaşlar. Bari ben de onun tamirini yapayım. Evet, arkadaş kancaya taktı.
Yanıma bir arkadaş geldi şimdi. Makineyi hıphızlı bitirebiliriz. Demeye kalmadı arkadaşlar. Arkadaş makineyi bıraktı. Herhalde kancadaki arkadaşa yardım edecek. Ama o da iyi tabii ki. Çünkü ne kadar ölmezsek dört arkadaş o kadar çabuk oyunu bitirebiliriz. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar yani seri katil pusuda iki defa kurtarmamıza rağmen o arkadaşı habire yaralıyor. Ben de ikinci makineyi bitirdim sayılır arkadaşlar. Evet ikinci makineyi bitirdik. Kapılar açıldı arkadaşlar. Çıkış kapıları açıldı. Yani şimdi dikkatli olmam lazım. Çünkü Zeri Katil gerçekten tecrübeli bir oyuncu. Bakın arkadaş yine kancaya taktı. Yani kapılar açıldı artık. Ölmemeye bakacağız. Kapıyı açmaya bakacağız. Bakın Zeri Katil geçiyor ama beni göremiyor. Artık süre de başladı arkadaşlar. Yani o süre sıfırlanmadan benim bu kapıdan çıkmam lazım. Aksi takdirde ben de öleceğim. Arkadaş kancada. Ya ben de tedbiri elden bırakmadan kapıyı açıyorum arkadaşlar. Hadi artık açıl da bize. Evet arkadaşlar kapıyı açtım. Bir arkadaş geçti. Tamam geleceğim sen git. Bir arkadaş kancada. Bir arkadaşımız öldü, bir arkadaşımız çıktı, bir arkadaşımız da yaralı arkadaşlar. Ben bekliyorum Zeri Katili görebilir miyim diye. Bekliyorum gelsin diye. Oo. Evet arkadaşlar. Seri katil bize bıçak çekti ama kazandık arkadaşlar. Hemen ikinci oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Yani ilk oyunu kazandık. Şimdi ikinci oyundayız. Bakalım bu oyunu da kazanabileceğiz mi? Evet hemen makine arıyorum arkadaşlar. Ve buldum bir makine. Ve dediğim gibi arkadaşlar yine uzun sürüyor makineyi yapmam. Ama elimizden geleni yapacağız. Bu oyundan da galip çıkmak istiyorum. Yani şimdilik ne seri katili görebildim. Ne de bizden birilerini görebiliyorum. Ama makineyi neredeyse bitirdim sayılır. Az kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşım birisi bir makine çalıştırdı. Bu çok güzel.
ben de bunu çalıştırdım. Şimdi hemen ikinci makineyi bulmam lazım arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar dikkat çok önemli. Bakın makine önümde duruyor. Makineye gidemiyorum çünkü Zeri katilin sesini duyuyorum. Ve kamerayı sağa sola çeviriyorum. Yani nereden geleceği belli değil. Bakın arkadaşım biri bir makine daha çalıştırdı. Ben hala sağa sola bakıyorum arkadaşlar. Makine benim önümde duruyor ama dediğim gibi Zeri katilin nereden geleceğini bilmediğim için tedbiri elden bırakmak istemiyorum. Yani sesini duyuyoruz, kalp ritmini, müziğini duyuyoruz ama kendisini göremedik daha. Eğer şayet arkadaşlar bu oyunu alırsanız, benim yaptığım gibi yaparsanız hep başarılı olursunuz. Çünkü kamerayı her zaman sağ sola çevirin. Çünkü kırmızı ışıkla görülüyor seri katil size doğru geldiğinde. Kırmızı ışığı gördüğünüzde arkadaşlar yapacağınız tek bir iş var. Makineyi bırakıp kaçmak. Şimdi biraz da arkadaşım biri tahminimce bir makine daha çalıştırdı. Bazen duraklıyorum arkadaşlar, konuşmuyorum. O da tabii ki heyecana kapıldığımdan dolayı arkadaşlar. Çünkü seri katili geliyor mu gelmiyor mu kulağımı oyuna veriyorum. Ama olsun arkadaşlar, şimdilik iyi gidiyoruz. Evet, makineyi çalıştırdık. Çıkış kapılar yine açıldı arkadaşlar. Umarım karşıma çıkmaz şimdi Zeri katil. Bakın görüyorsunuz tedbiri elden bırakmıyorum. Evet arkadaşlar, kapıyı açıyoruz. Arkadaşım bir hemen geldi yanımıza. Evet, bir arkadaş daha geldi. Biz daha hala kapının açılmasını bekliyoruz derken kapı açıldı arkadaşlar. Ben yine aynı taktiği yapıyorum arkadaşlar. Seri katili bekliyorum. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi diye. Evet arkadaşlar, 3 arkadaşımız çıktı, bir ben kaldım. Seri katilin de geleceği yok gibi. Yani bu oyunda dördümüz de kurtulduk arkadaşlar. Arkadaşlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Şayet videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalımın büyümesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Beni izlediğinizden dolayı kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah kardeşlerim, eyvallah.